Radyo Oyunu Yıldızlara Bakmak. Yazan Behçet Necatigil. Yapım Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi. Yöneten Sevda Arslan. Ses ve Efekt Hakan Öztürk. Oynayanlar Yolcu Kaan Çakıl. Gözlemevi Müdiresi Zehranar Şenova. Arabacı Ozan Öner. Kadın Nazlı Zeynep Okay. Erkek Mehmet Can Kiper. Afiş Elif İnceler. Daha hızlı, daha hızlı. Vaktim yok fazla. At yoruldu. Bey, yol bozuk zaten. De hey aslan. Bu işi hemen bu gece bitirmem lazım. Gidecek başka yerler çıkabilir, bakarsın. Ne kadar da uzakmış. Hızlı sür, daha hızlı. Hem uzak, hem de yol yol değil ki. De hey aslan. Ne yapacaksınız rasathanede? Yıldızlara baktın mı? Bey, ne yapacaksın dedim rasathanede. Duymadın mı? Söylemediniz ki. Ben söylemedim ama sen sesi duymadın mı? Hangi ses? Bir sesleniş. Duymadın mı? Yoo. Bu saatte buralarda kimse yoktur ki ses olsun. Ama yol gündüz gibi aydınlık. Yıldız ışığından bey. Gökte yıldız var demek. Var ya, var ya. Görmüyor musun bey? Fakat azizim, sizi içeriye alamam. Çok geç. Rasathaneyi gezmek istiyorsanız gündüz gelin. Aslında öğretmenleriyle toplu halde gelen öğrencilere açıktır burası. Sayın ki ben de bir öğrenciyim. Öğrenmek istiyorum. Öğrenmek zorundayım. Fakat başka zaman vaktim yok. Geri çevirmeyin beni. Yıldızları hemen şimdi görmek istiyorum. Yıldızlar rasathaneden görülmez. Bense en iyi buradan görülür sanıyordum. Öğrenmeye geldi mi acaba? Gecenin bu saatinde artık hiçbir şey öğrenemezsiniz. Öğrenmenin saati mi var? Var ya, her şeyin bir öğrenme zamanı var. Bazı şeyler gün doğarken öğrenilir. Bazı şeyler de öğlen saatlerinde. Sonra her şeyin bir öğrenme yeri var. Yalnızlıkları öğrenmek için soğuk, taş odalarda gece yarılarını beklemek gerekir. Dereleri, gölleri bahar şafaklarında kırlarda, denizleri, çölleri, yaz ayları kızgın öğle üzerleri evlerde, basık odalarda öğrenirsiniz. Ayrı şeyler bunlar. Mesela sokakları öğrenmek için. Sokakları öğrendim az çok. Nesini öğrendiniz bakalım? Nesini mi? Bakkallarını, kasaplarını, çarşılarını, fırınlarını. Durun durun. Hangi saatlerde? İş dönüşü, akşam saatlerinde. Öğrenmek dediğiniz bu mu sizin? Ya ne olsun? Azizim, sokakları öğrenmek için uzunca bir süre gün doğmadan yollara düşmek gerekir. Sütçü beygirleri, sebze arabaları geçerken, erkenci kahvelerde çaylar yeni demlenirken, sokak bu vakitlerinde sokaktır. Sokakların da bir kişiliği olduğunu unutmayın. Yahut gece yarısından sonra incin top oynarken, öyle mi? Yok canım. Nereden biliyorsunuz? Bir kere eve çok geç dönmüştüm de oradan. Uzadıkça uzamıştı yol. Bütün ışıklar sönmüştü. Ya görmemişsiniz. Uyku tutmayan hastaların, aşıkların lambaları söner mi hiç? Camlarda kalın perdeler vardı. Dışarıya ışık falan sızmıyordu. Işık kadar ses de önemlidir. Ses, ses. Aa evet öyle. Nitekim ben de size bir ses yüzünden geldim. Ne sesi? Ama önce şunu öğrenmeliyim. Beni dinlemeye vaktiniz var mı?
Vaktim ve vaktim olmasaydı böyle uzun zaman konuşur muydum sizinle? Ben de vakitten bol ne var? Bu teleskopların, sismografların ortasında, gezegenlerin, duran yıldızların vakti içinde, dünyanın vakti bana öyle uzun geliyor ki. Ben çok kısa bilirdim. Az, çoğa karışınca çok olur. Filozof musunuz siz? Hayır, sıradan bir kadın. Neyse, devam edin siz. Bir sesten bahsediyorsunuz. Ne sesi bu? Son günlerde kulağıma uzaktan sesler gelmeye başladı. Ne gibi? Çok sıcak, buram buram, buğular içinde bir hamamın uğultuları gibi. Bir soru ama her kelimesi açık, belli bir soru. Yayılan, duman duman yaklaşan, sonra da eriyip dağılan bir soru. Hangi saatlerde soruluyor? Değişik saatlerde. Ama en çok... Ocağa yemek koydum, ara sıra bakmayı unutma. İndirirken de biraz tuz at. Ben gidiyorum, hoşça kal. Hesaplara baktın mı? Yanlış bir iş yaparız da başımız derde girer. Bir de sen kontrol et. Ama biraz çabuk ol, çabuk çabuk! Hayatım, vakonun içindeki kumaşları gördün mü? Öyle hoş desenler ki, çok da ucuz. Yarın gidelim de bir manto alalım, olmaz mı? Kaç gündür bakmadın mı? Birader biliyorsun acele bu iş. Bırak elindekini de önce buna bak. Buna. Evet. En çok. Yatıyor musun? Öyle yorgunum ki. Üstleri açık olmasın, çocuklara baktın mı? Hayır hayır belli olmuyor. Geceleri de duyuyorum. Çalıştığım yerde, evde, her vakit. Bazen uykumun arasında. Hemen uyanıyorum. Hep aynı soru mu? Hep aynı soru. Nedir sorulan? Sorulan... Yıldızlara baktın mı? Yıldızlara bakıp bakmadığımı soruyorlar. Garip şey. Çok garip. Demek yıldızları görmüyorsunuz. Görmüyorum. Çok şeyi görüyorum. Gözlerim sağlam. Ama yıldızlara bakıyorum. Onları görmüyorum. Göz doktorlarına gittim. Faydasız. Doktor işi değil bu. Sinir doktorlarına da gittim. Doktor işi değil bu. Şimdi size geldim. Benim işim de değil bu. Nasıl olur? Teleskopunuz var, aletleriniz var. Onlarla görebilirim herhalde. Ne ille de görmek istiyorsunuz anlamıyorum. Yıldızlar da kalıversin canım. Olmaz. Yakında gideceğim buralardan. Hatırlatıyorlar. Sorarlar. Ayıp olur cevap veremezsem. Baktım ama göremedim demek. Ayıp düşer. Azizim, siz görmüş olmak için bakmışsınız. Ondan göremediniz. Duymak için baksaydınız görürdünüz. Hem sonra... Evet. Fakat sizi bir noktada teselli edebilirim. Üzülmeyin. Bir siz değilsiniz yıldızları görmeyen. Şaşacaksınız ama artık ben de görmüyorum. Sizi mi? Nasıl olur? Bir rasathane müdüresi. Yo yo, yanlış anlamayın. Rasathane müdüresi olarak görüyorum da insan olarak çoktandır göremiyorum. Peki bu sizi hiç telaşlandırmıyor mu? Hayır. Çünkü benim durumum sizinkinden farklı. İnsan yıldızları ne zaman görmez biliyor musunuz? Ne zaman görmez? Ya hiç bakmamışsa ya da çok bakmışsa. Ya açlığındandır görmeyişi ya da artık doymuş, kanıksamış olmasından. Demek duydunuz siz. Gençliğimde çok baktım. Gördüm çünkü. Şimdi artık gözlerimi kapayınca onları içimde buluyorum. Dışımda gördüklerim yalnız astronomi, kozmografya yıldızları. Ah, ben o kadarını olsun görsem razıyım. Yıldızları yakından göremeyen uzaktan hiç göremez. Size bir soru. Buyurun. Yıldızlara değil de çiçeklere baktın mı deseler ne yapardınız? Ne mi yapardım? Botanik Enstitüsü'ne giderdim. Enstitüsü'ne mi?
İlahi dostum, siz çok komiksiniz, çok. Hey, arabacı. Buyur müdür hanım. Bak bak, ne diyor senin yolcu? Çiçek görmek için botanik enstitüsüne gidermiş. Daha neler? Bey, parklar, bahçeler varken. Bahçeyle bir mi orası? Bahçeyi görmeyen enstitüde neyi görür? Yolumuzun başında bir bahçenin önünden geçtik. Orada en az 50 çeşit çiçek vardı. Ama siz başınızı çevirip bakmadınız. Dikkat etmedim. Nasıl etmezsin bey? Hani atın dizgininde bir bozukluk var dedin de durdurdum arabayı. Yere indim. Ne yaptım ben? Dizgini düzelttin. Hangi dizgini bey? Çiçekleri seyrettim, çiçekleri. Akşam saatinde mor, kırmızı, sarı, pembe, ışıl ışıl parıldayan o güzellikleri seyretmeden geçip gitmeye gönlüm razı olmadı. Gördünüz mü azizim? Bir arabacı bile... Ayıp ediyorsun müdür hanım. Arabacı olduksa... Yo yo, gülen mi? Demem o deme değil. Hani bu beyin dünyadan haberi yok da. Bilinir mi müdür hanım? Kim bilir ne derdi var bu yolcunun? İnsan acılı, kahırlı oldu mu gözü dünyayı görmez. Herkesin dünyası kendine. Öyle tabii. Fakat sizin dünyanıza bakmak diye bir şey yok mu bilmek isterdim. Yıldızlara hiç bakmadınız mı mesela? Bakmışımdır. Çok eskiden bakmışımdır. Ama pek hatırlamıyorum. Daha doğrusu vaktim olmadı bakmaya. Size bir itirafta bulunayım mı? Bekliyorum. Müdür hanım, hayvana yem vermiştim. Gidip bakayım yemiş mi? Git git ama sonra hemen gel. Sizi dinliyorum. Ben bugüne kadar hep önüme baktım. Bir suç mu işlemiştiniz? Rica ederim, dürüst bir vatandaşım ben. Dürüst olduğum için de yıldızlara bakmak istiyorum ya. Baktın mı diye soruyorlar. Sanki cevap bekliyorlar. İyice görmeden bir şey diyemem. Yalancı çıkarım sonra. Eskiden baktım herhalde ama unutmuşum. Öyleyse iyi bakmamışsınız. Eh, insan hep önüne bakarsa başka şeyleri ya hiç görmez ya da pek üstün körü görür. Ne yapayım? Mecburdum. Yani ben hep önümdeki işime baktım. Çocukluğunuzda? Çocukluğumda babamın eline bakıyordum. Gençliğimde uzun bir zaman bu sefer anne eline baktım. Yoksulluktan başka bir şey görmedim. Elim ekmek tutunca da önümdeki işime, yani hep kendi ellerime baktım. Başka eller görmediniz mi? Gördüm. Bakkalın, kasabın, esnafın ellerini gördüm. Gözlerimi satıcıların ellerinden ayırmadım. Niçin? Yanlış tartmasınlar, eksik vermesinler diye. Güzel güzel. Peki ya hanım elleri? Bahçem yok benim. Anlaşılan siz hep yere bakmışsınız. Ekmek yerdeydi. Çocukluğum yerde emeklemekle geçti. Gençliğim, orta yaşlılığım. Siz ne diyorsunuz kuzum? Yıldızlara baksaydım hava alırdım hava. Gökte bir yıldız seçip arada yalnız ona bakabilirdiniz. Sönüyor mu, parlıyor mu diye. Ben yıldızı sönük doğmuşum müdür hanım. Bir yıldızın ışığı sönmeye başlasa, ki sönse bile dünyamız yıllar, yüzyıllar sonra bunun farkına varır. Yıllarca, yüzyıllarca o ışık yıldızı yaşıyormuş gibi gelmekte devam eder bize. Sanatçıları düşünün. Bir siz misiniz yıldızı sönüp bu dünyada? Sonra kanguru, beyaz ayı, zürafa bazı memleketlerde görülmez ama yıldızlar her yerde görülür. Gökyüzüne bakacak ne vaktim ne halim vardı benim. Toprak bırakmıyordu. Ne uçmayı bilirim ne gökten haberdarım. Bir karış bile fazla yükselemem yerimden. Toprağa basmak için yapılmış ayaklarım. Nedir bu? Bir şiir. Toprak beni daima çeker eteklerimden. Şiirlere baktınız oldu mu? Şiirlere bakamadım. Öyle ya, yıldızlara bakamadınız. Ben hep önüme baktım derken bunu anlatmak istemiştim. Anlıyorum. Hep yere bağlı kaldınız, havlanamadınız. Uçmasını bilmem ki. Uçmak şart değil. Fakat? Başınızı kaldırıp da yukarıya baksaydınız, bir yaz gecesi mesela, havalanırdınız. Düşmekten korktum. Göze alacaksınız. Göze batmaktan korktum.
Göze alacaktınız. Herkes bana dikerdi gözlerini. Göze alacaksınız. Yıldızlara bakmadım ama başka şeylere baktım. Söz gelişi. Dişlerinize, gıdanıza, hasta olmamaya baktınız. Bunlara bakmasaydım çoluk çocuğuma bakamazdım ki. Sonra bunları karım istedi. Dişleriniz sağlam mı bari? Ne gezer? Hepsi çürük. Yaptıramıyorum da. Sağlık durumunuz nasıl? Haftanın iki günü iyiceyim, beş günü hasta. Yıldızlara bakmamaktan, hava alamamaktan. Ne ilgisi var hanımefendi? Çok. Her neyse. Demek midenize, karaciğerinize baktınız, korudunuz onları. Ama yine de iç organlarınız bozuk, değil mi? Bozuk. İşte yıldızlara bakmamaktan, hava alamamaktan. Başka nelere baktınız? Başka. Sonra bana bakmışlar diye aileme baktım. Onlar gibi ev bark sahibi oldum. Demin de dedim ya, karıma, çocuklarıma. Bakıyorsunuz. Biz de bakıyoruz. Önemli değil bu, ödevimiz. Üzüntüyü bırakıp yaşamaya da baktım. Tamam. Demek yaşamaya da baktınız. Bu iyi. Bakın bu çok iyi. Yaşayabildiniz mi bari? Yıldızlara bakmadan insan nasıl yaşar? Ben yaşadım. Bravo. Fakat görmediğiniz şeyler var. Pek yok canım. Yıldızları göremedim. Bir. Başka? Evet, kırlara, denizlere, derelere uzak kaldım. Ama dereotlarını gördüm. Ya bakla çiçekleri? Bakla çiçekleri. Baklayı biliyorum ya. Baklagilleri de biliyorum. Baklagiller içine bakla, fasulye, akasya, keçi boynuzu gibi badıçlı pek çok sebze ve ağaçları olan iki çenekli ayrı taç yapraklarından alan büyük bir bitki familyasıdır. Tabiat bilgisi dersinde ezberletmişlerdi. Nasıl da unutmamışım. Hayret doğrusu. Fakat bakla çiçeğini topraktayken, daha bakla değilken görmeli. Ha, bakla çiçeği mi? Hatırlamıyorum, hiç görmedim. Onun o sarımtırak eflatuna çalan beyaz rengini hiç görmediniz demek. O harika rengi bilmiyorsunuz. Ama toprağı gördüm. Hem canım, bakla çiçeği gördün mü diye sormuyorlar ki bana. Orası öyle. Bakla çiçeklerini görmeseniz de olabilir. Peki ya nar çiçeği? Alay mı ediyorsunuz benimle? Nar çiçeği gördünüz mü diyorum. Görmedim. Botanik Enstitüsü'nde vardır herhalde. Ay bırakın şu enstitüyü. Nar çiçeğini bilim kurumlarında değil, rastgele bir bahçede, ağaçtaki haliyle görmeli. Ağaç gördüm. Nerede? Çocuk değilim ya, ağaçta mı görmedim artık? Kızmayın. Olur ha. Olamaz mı? Neyse vaktim yok benim. Biraz acele etsek. Şu yıldızları gösterin de gideyim artık. Gidersiniz. Ne güzel dertleşiyoruz. Yarın burada olmam belki. Ne fena. Hiç dönmeyecek misiniz? Kim bilir. Hem giderken daha bir sürü şeye bakmam gerek. Sorarlar olur ha. Sorarlar. Ne kadar çok şeye bakarsanız o kadar iyi tabii. Ne olur ne olmaz. Çoluk çocuğu ne yapacaksınız peki? Onları burada bırakacağım. İster istemez. Yanımda götüremem ki. Hem araba tek kişilik. Hem de... Ya sonra şimdiye kadar hep ben baktım onlara. Artık başlarının çaresine baksınlar. Bey, gecikiyoruz. Başka yerlerde uğrayacaksak çabuk olalım. Uğrayacağız. Tabii. Önce yıldızlara bakayım hele. Arabacı, otur da bekle biraz. İşimiz bitmedi henüz. Evet, yıldızlara bakmak. Dostum, ne yazık ki bu kolay bir iş değil. Hiç de kolay değil. Teleskop mu bozuk? Teleskop mükemmel işliyor. Fakat... Vaktimi boşa harcıyorsunuz. Konuşmamızın başında kesip atsaydınız ya. Size ne olmayacak şey mi istiyorum? Bir izin. Sadece teleskopla bakma izni. Benim teleskopuma ihtiyacınız yok sizin. Teleskopum olsaydı buralara kadar yorulmazdım herhalde. Sizin teleskopunuz vardı. Bakmasını bilmediniz. Gözlerimle demek istiyorsunuz. Kaç kere söyledim. Bakıyorum ama göremiyorum. Vardı. Bakmasını bilmediniz. Bugün yarın bakarım diye bu geceye kadar savsakladınız bu işi.
Bakmaya bakmaya gözleriniz görmez oldu. Demin ne dedim ben size? O kadar çok şey söylediniz ki hangisi unuttum. İnsan yıldızları ne zaman göremezdi? Ha şey ya hiç bakmamışsa ya da çok bakmışsa. Tamam. İnsan aylık gecelerde bir ağaç altında hiç oturmamışsa, saman yollarından gökyüzü kırlarına hiç tırmanmamışsa, kayan yıldızlara karşı bir dilekte bulunmamışsa, arada bir olsun başını göklere kaldırmamışsa, teleskoplarla bakmış, ne görebilir ki? Yıldızları? Karanlığı. Siz yıldızların altında sıcak aşk geceleri yaşamadınız mı hiç? Aşka vaktim olmadı. Nasıl evlendiniz? İşte günün birinde. Kader, tesadüf. Severek değil yani. Değil, geleneğe uyarak. Madem öyle, benim de size gösterecek yıldızım yok. Yapmayın, ne olursunuz. Yıldızları görmem lazım. Bir tanesini olsun gösterin. Ateş böceklerini görebiliyor musunuz? Adını duydum ama görmedim. Çok küçükmüş. Çok mu küçükmüş? Emin misiniz? Küçükmüş, oğlum söyledi. Ama çok güzelmiş. Oğlunuz kaç yaşında? 5 yaşında. Daha geçen gece bir tane yakalamış. Avucunda gösterdi. Pek hoşlanmıştı. Gülüyordu ama ben göremedim. Çok küçüktü. Ateş böceği çok, çok büyüktür. Ancak çocuk ellerine sığar. Ateş böceklerini göremeyen yıldızları hiç göremez. Teleskopla da mı? Onunla da. Hayır, geçmiş. Artık göremezsiniz. Bey, siz buraya yıldız mı görmeye geldiniz? Ne diye yolda söylemediniz bana? Hiç değilse kutup yıldızını gösterirdim. Madem bir tanesi de yetiyormuş. Yeterdi. Hem siz böyle bir iş için buraya ilk gelen adam da değilsiniz. Bu arabacı sizden önce buraya sizin gibi çoklarını getirdi. Ama bana söylemedi. Söyler mi? Ne diye söylesin? Anlamalıydınız. Halinden, davranışlarından görmüş geçirmiş olduğunu anlamalıydınız. Siz ona bile bakmamışsınız. Kendi derdim bana yetiyordu. Derdinizin çaresi ne yazık ki artık yok. Peki benden önce gelenler yıldızları göremeden mi döndüler? Göremeden döndüler. Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hayır. Hem rasathaneyi geceleyin her türlü ziyaret yasaktır. Şikayet edeceğim. Bir vatandaşın haklı dileğini yerine getirmeye mecbursunuz. İşinizden attıracağım sizi. Vaktiniz varsa hay hay. Yok, ne yazık ki. Vaktim yok. Çok geç kaldım. Çok geç kaldınız. Bey, hemen gidelim. Ben yıldızla gösteririm size. Görmüyorum dedim yahu. Göz doktoru musun sen? Bu iş doktor işi değil. Yaşamak işi. Arabacı, nasıl senin beygir? Yemini yedi, suyunu içti mi? Yedi, içti hanımefendi. Ne yapıyor şimdi? Yıldızları seyrediyorum müdür hanım. Bravo beygire. Yaşamasını biliyor desene. Aptal yerine koydunuz beni. Düpedüz aptal. Alacağınız olsun gösteririm ben size. Görmüyorsunuz ki gösteresiniz dostum. Yürü gidelim arabacı. Deliler evine gelmişiz. Durulmaz burada. Çiçeklere baktın mı? Arabacı, çabuk beni o söylediğin bahçeye götür. Çiçekleri göster bana. Önce çiçekleri. Geç oldu bey. Çiçekler uykuya yattı. Hiçbiri görünmez şimdi. Hay Allah! Yahu! Bunun da mı zamanı var? Var ya. Tabii var. Çiçekler sabahın erken saatlerinde bir de gün batarken görülür. Bey, acele etmeyin. Yarın sabah ben size bütün çiçekleri gösteririm. Bütün çiçekleri. Ah! Ben yarın belki buralarda olmam. Arabacı, şimdi göster, şimdi. Hiç değilse bir yıldız göster bana. Bunlar birbirlerine bağlı şeyler bey. Çiçekleri gördünüz mü? Gökyüzüne bakmadan yıldızları da görürsünüz. Geç kaldım. Çok geç kaldım. Geç kaldınız bey.